أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsn-ü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri toplumun en küçük nüvesini bir aile ile oluşturmuştur. Milletlerin en küçük çekirdeğine aile deniyor. Her birimiz bir ailenin ürünüyüz. Annemiz, babamız evliliğe karar verdiler. Anne oldular, baba oldular, bir aile oldular ve o aileden biz dünyaya geldik. Biz evlendiysek eşimizle bir araya geldik. Biz de bir aile olduk. Bizden de çocuklar dünyaya geldiyse aynen babamızın, annemizin yolundan yürümeye devam ettik. Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar ve kıyamete kadar bu iş böyle gidecektir. Toplumun en küçük nüvesine, çekirdeğine aile diyoruz. Toplum ailelerden meydana geliyor. Sağlam cüzlerden, sağlam parçalardan meydana gelen bütün sağlam olur. Sakat parçalardan meydana gelen bütün de sakat olur. Öyleyse bir milletin, bir devletin sağlam olabilmesi için o devleti oluşturan bireyler ve aileler sağlam olması lazım. Bir millet huzurlu olabilmesi için önce ailesinin içerisinde, ailesinde huzurlu olmalı. Huzursuz ailelerden huzursuz toplum çıkar. Huzurlu ailelerden de huzurlu toplum çıkar. İnsanoğlu etkileyen ve etkilenen bir varlıktır. Kıymetli dostlar, bütün eğitimcilerin söylediği bir gerçek var. Nedir? Anne baba iyi geçiniyorsa, örnek bir birliktelikleri varsa, yuva içerisinde anne baba kendi aralarında huzuru temin etmişlerse, o ailede yetişen çocuklar da huzurlu, anlayışlı, saygılı olarak yetişirler. Eğer anne ve baba arasında geçimsizlik varsa, kavga ve niza varsa, itişme varsa,
Orada o ailede yetişen çocuklarda da bu huy aynen sirayet ediyor, karaktere yerleşiyor. Her sofrada kavga varsa, her gün evde bağırışma varsa, insani ölçüler içerisinde dertleri paylaşmak ve problemlere çözüm bulmak yolu tercih edilmiyorsa, o ailede yetişen çocuklar, ister kız olsun, ister erkek olsun, huzursuz birer fert oluyorlar. Yarın yuva kurduklarında, kendileri yuva sahibi olduklarında, anneden babadan aldıkları o menfi tutum ve davranışı kendi yuvalarına taşıyorlar. Bundan dolayıdır ki biz evimizde, ailemizde huzursuzluk yaşadığımızda, problemlerle karşılaştığımızda iki defa düşünmemiz lazım. Bir, kendi huzurumuzun kaçıp kaçmaması açısından düşünmemiz lazım. İki, bu alışkanlık haline geldiği zaman çocuklarımıza huy olarak sirayet edeceğinden ve dolayısıyla bizim çocuklarımızın da huzursuz bir aile kurabileceklerinden, kız olduğu takdirde gittiği yerde huzur oluşmayınca başka sıkıntılar meydana gelecek. Oğlumuz olduğu zaman, evlendiğinde yine eşiyle geçinemediği zaman çok farklı sıkıntılarla bizim başımız hep ağıracak demektir. Onun için iki defa düşünmek lazım. Bir insan evli değilse, çoluğu çocuğu yoksa, yapmış olduğu hırçınlık belki biraz kendisiyle, kime hırçınlık yapıyorsa ikisinin arasında kalmış olabilir. Ama aile içerisindeki hırçınlıklar, hazımsızlıklar, sabırsızlıklar, feveranlar, bağırmalar, dövmeler, sövmeler, bunlar iki kişi arasında kalmıyor, aile fertlerine sirayet ediyor. Şimdi bir devletin, bir milletin en küçük toplumu, onu meydana getiren aile toplumudur. Aile yuvasıdır. Aileler fertlerden oluşur, devletler de, milletler de ailelerden oluşur. Aile içerisinde biz erkekler olarak bir ferdiz, eşlerimiz bir ferttir, annelerimiz bir ferttir, ailenin bir üyesidir, babalarımız da ailenin bir üyesidir. Çocuklarımız ve diğer akrabalarımız da ailenin üyeleridir. Ancak elbette burada aile reisi olacak olan baba ve onun eşi olacak, çocukların annesi olacak anne, bunlar direksiyonun başındadırlar. Bunların birbirine karşı tavır ve davranışları aile içerisinde çocukların kardeşler arasındaki tavır ve davranışından çok daha önemlidir. Evvela ayet-i kerime, okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki Estaizu billah ve lehunne mislüllezî aleyhinne bil ma'ruf. Yani kadınların da aile içerisinde görevleri var, kadınların da hakları var. Ne gibi? Erkeklerin de görevleri var, erkeklerin de hakları var. Hiçbir zaman tek taraflı değildir hak, hukuk. Kadının kocasına karşı görevleri olduğu gibi, erkeğin de hanımına karşı görevleri vardır. Hanımı görevini yapmadığı zaman nasıl bir noksanlık ve kusur ise, erkek de görevini yapmadığı zaman aynı şekilde kusur meydana gelmiş olur. Elbette arabanın ön tekeri var, bir de arka tekeri var. Ön tekeri direksiyona bağlı olduğu için ön tekeri belki arka tekerlekten daha tehlikeli olabilir patlaması. Ama sonuçta arka tekerlekte patlarsa araba gidemez. Bu bakımdan hiçbirisi patlamamalı, hepsi sağlam olmalı. Aile içerisinde kıymetli dostlar, kadının da hakları var, erkeğin de hakları var. Kadının da görevleri var, erkeğin de görevleri var. Genelde biz aile yapısı olarak veya millet olarak hak dendiği zaman tek taraflı haklara bakıyoruz ve onları konuşuyoruz.
kadın hakları diye bir başlık atıyorlar. Efendim, peki koca hakları diye niye bir başlık atmıyorsunuz? Yani kadının hakları var da kocanın hakları yok mu? Elbette vardır. Hatta kocanın hakkı kadın hakkından bir derece daha fazladır. Ayet-i kerimede de böyle ifade ediyor Rabbimiz. Çocuk hakları. E tamam, çocuk hakları var da babanın hakları yok mu? Annenin hakları yok mu? Yani hak dediğiniz zaman hiçbir zaman tek taraflı değildir. Hak dendiği zaman işçi hakları. Tamam, işçi hakları da patronun hakkı yok mu? Elbette patronun da hakkı vardır. O zaman şöyle demek lazım. İşçinin hakkı, patronun hakkı. İşçinin vazifesi, patronun vazifesi. Kadının hakkı, kocanın hakkı. Kadının vazifesi, kocanın vazifesi. Biz genelde millet olarak sadece haklarımızı öğrenmeye çalışıyoruz, vazifelerimizi ihmal ediyoruz. Bir aile içerisinde erkek ve kadın benim haklarım nedir noktasından hareket ederse orada huzur olmaz. Kocamdan neler alabilirim? Eşimin bana karşı vazifeleri nedir? Karşılıklı herkes karşı tarafın bana olan vazifeleri nelerdir? Açısından baktığı zaman iyi niyet yoktur. Bakış yanlış bir bakıştır. Şu bir vakadır kıymetli dostlar. 2 2 daha 4 eder, doğru mu? Siz kime değer verirseniz o da size değer verir. Değer vermediğiniz hiçbir insan size değer vermez. İsterse çocuğunuz olsun. Eğer siz eşinize değer veriyorsanız, eşiniz size değer verir. Eğer siz eşinize değer vermiyorsanız, eşiniz de size değer vermez. Çocuğunuza değer veriyorsanız size değer verir, vermiyorsanız kesinlikle vermez. Talebe hoca münasebetlerinde de bu böyledir. Cemaat hoca münasebetlerinde de bu böyledir. Yani değer vermek karşılıklıdır. Bu bakımdan aile içerisinde kadın koca, efendim, çocuk ve aile bireylerini oluşturan insanların en çok muhtaç oldukları yemek değildir. En çok muhtaç oldukları huzur ve sevgidir. O huzuru yakaladığımız zaman peynir, ekmek, köfteden, dönerden, efendim, en leziz yemeklerden daha leziz olur. Eğer biz huzuru yakalayabilirsek. Huzur ve mutluluğu yakaladığımız zaman zeytin ekmek, peynir ekmek bize baklavadan daha tatlı gelebilir. Baklava vardır, köfte vardır, döner vardır ama huzur yoktur. Bunların hiç tadı yoktur. Öyleyse her birimizin, ailelerimizin en çok muhtaç olduğu şey yemekten, içmekten, geniş dairelerden aklımıza ne gelecekse arabaydı, yazlıktı vesaireydi. Bütün bunların her birisinden çok daha önemlidir ailedeki huzur. Seneler öncesi bir abimizi yazlığında ziyarete gitmiştim. Yazlığında ziyarete gittiğimde çevrede hep yazlıklar vardı. Bir yazlıkta babanın evladı ile didişmesini gördüm. Bağırışmasını gördüm. Evladın babasına, babanın evladına bağırmasını gördüm. Yani o yazlık, o villa benim gözümde kibrit kutusu kadar değeri olmadı. Dünyanın en güzel villası sizin olsa, siz o villada eşinizle oturduğunuzda birbirinize gülerek bakamıyorsanız, tebessüm ederek bakamıyorsanız, eşinizden haz alamıyorsanız, eşiniz sizden haz alamıyorsa, çocuklarınız sizden, siz çocuklarınızdan haz alamıyorsanız, o villa ne işe yarar ki? Hiçbir işe yaramaz. Moraliniz bozuk olduğu zaman, canınız sıkılmış olduğu zaman yemeklerden lezzet alabiliyor musunuz? Alamıyorsunuz. Dolayısıyla bir ailenin en çok muhtaç olduğu şey geniş ev değildir. Araba değildir, yüksek maaş değildir. En çok muhtaç olduğu şey huzurdur, sevgidir, birbirine güven ve değer vermektir.
Allah Celle Celaluhu okuduğum ayeti kerimede buyuruyor ki Estaizu billah ve lehunne mislullezî aleyhinne bil ma'ruf. Kadınların nasıl ki erkeklere karşı görevleri varsa erkeklerin de kadınlara karşı görevleri vardır. Erkeklerin kadınlarda nasıl hakları varsa kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Hak edene hakkını vermemek zulümdür. Eğer bizim hakkımızı eşimiz vermemiş olursa bize zulmetmiş olur. Eşimizin hakkını biz vermemiş olursak biz ona zulmetmiş oluruz. وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ derece. Erkeklerin kadınlar üzerinde bir derece farkı vardır. Nedir o derece? Yani kadınların hamisi erkeklerdir. Savaşta vatanı korurlar, savaşa giderler, canını ortaya koyar, her şeyini ortaya koyar. Namusumu, vatanımı koruyayım. Eşim, çocuklarım huzur içerisinde yaşayabilsinler, düşmanın çizmesi altında çiğnenmesinler. Dolayısıyla vatan müdafaasında erkeğin konumu, kadının konumundan daha farklıdır. Hayat standartlarında da İslam'ın erkekten beklediği görev, kadından beklediği görevden daha fazladır. Evin temini erkeğe aittir. Nafakanın temini erkeğe aittir. Ayrıca kadının ve evin ne kadar maddi ihtiyaçları varsa, sağlık giderleri, elbise giderleri, bütün bu giderlerin temini de erkeğe aittir. Eğer bir erkek evleniyorsa, ben eşimin mesken ihtiyacını, nafaka ihtiyacını, sağlık ihtiyacını, elbise ihtiyacını, insan olarak hayatını sürdürmesi için lazım olan ihtiyaçların tamamını ben üstleniyorum demektir bu. Ben seni Allah için aldım, nikahıma, taht-ı nikahıma aldım dediğin zaman bunların tamamını üstlenmiş oluyorsun. İşte erkekte böyle bir görev ve sorumluluk olduğu için aileyi dışarıya karşı korur, vatanı düşmanlara karşı korur, efendim zor işleri üstlenir. Bundan dolayıdır ki erkeklerin kadınlar üzerinde bir derece nesi vardır? Farkı vardır. Ama bu şu demek değildir ki her noktada erkeğin hakkı var, kadının hakkı yok demek değildir. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz der ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ Sizden kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse, sakın komşusuna eziyet etmesin. Komşusuna eziyet etmesin. Komşuluk hakkı başlı başına bir haktır. Başlı başına birkaç dersten ibarettir. Ama şunu unutmamak lazım ki, kıymetli dostlar, komşunun komşu üzerinde hakkı vardır. Alt komşumuzun yan komşumuzdan daha fazla bizde hakkı olur. Evimizde meydana gelecek olan gürültü alttaki komşuyu uyurken uyandırır. Efendim, dostlarıyla, misafirleriyle sohbet ederken rahatsız edebilir. Dolayısıyla üstteki komşuya alttaki komşunun hakkı daha fazla olabilir. Meydana getireceğimiz gürültü sebebiyle yan taraftaki komşunun da bizde elbette hakkı olabilir. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz diyor ki, Allah'a inanıyor musun? İnanıyorum. Ahirete inanıyor musun? İnanıyorum. O zaman komşuna eziyet etmeyeceksin. Eğer komşuna eziyet edersen senin de Allah'ın, onun da Allah'ı ne yapacaktır? Onun hakkını senden alacaktır, ona verecektir. İkinci cümlesinde buyuruyor ki Aleyhissalatu vesselam Efendimiz وَسَّوْسُ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا Kadınlarla ilgili ben size hayırlı duygu ve düşüncelerinizi, tavır ve davranışlarınızı tavsiye ederim. Yani kadınlarla ilgili, eşlerinizle ilgili, kız çocuklarıyla ilgili tepeden tırnağa kadar hayırlı düşünmenizi, hayırlı yaklaşmanızı, hayırlı bir metotla onlara yaklaşmanızı tavsiye ederim. فَاِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَاِنَّ اَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ اَعْلَاهِ
فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَاِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ فَاسْتَوْشُ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا Diyor ki aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz, kadının yaratılışı farklıdır, erkeğin yaratılışı farklıdır. Kadının mizacı farklıdır, erkeğin mizacı farklıdır. Allah Celle Celaluhu erkeğe otorite vermiştir, erkeğe hakimiyet vermiştir, devleti idare eder, askeriye idare eder, savaşı idare eder, ülkeyi korur, fabrikalar kurar, fabrikalar efendim yapar, icatlar gerçekleştirir. Yani erkeğin donanım kapasitesi ve gücü yaratılış itibariyle daha fazla misyon taşıyacağından dolayı Cenab-ı Hak ona fazla bir güç vermiştir. Şimdi taksinin tekerinin havası ile 10 tonluk kamyonun tekerinin lastiğinin havası aynı mıdır? Elbette değildir. Çünkü taksinin taşıyacağı yük ile 10 tonluk, 20 tonluk kamyonun taşıyacağı yük aynı olmadığı için her ikisinin lastik kapasitesi, hava içerisindeki hava miktarı da birbirinden farklıdır. Teşbihte hata yoktur. Kadının taşıyacağı yük hafif olduğu için Cenab-ı Hak o mizaca göre onu yaratmıştır. Erkeğin taşıyacağı yük daha ağır olduğu için o mizaca göre de onu yaratmıştır. Dolayısıyla kadınlar nazik olmaları ve narin olmaları itibariyle konuşmalarında, değerlendirmelerinde çok objektif olmayıp bazen kırıcı olabilirler. Yani erkeklerini kırıcı cümle kullanabilirler. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, eğer siz eşlerinizin bu durumunu düzeltmeye kalkarsanız kırarsınız. Yani bileceksin ki kadın kızdığı zaman, sinirlendiği zaman, arzu ettiklerini bulamadığı zaman diliyle beraber sataşır. Hoş olmayan, erkeğinin hoşlanmayacağı cümleleri söyleyebilir. Eğer sen bunları kökünden yok etmek istersen, kırarsın. Yuvayı dağıtırsın. Bunları hep çuvala doldurup hesap edersen, olmaz. Şunu bileceksin ki, eşimle huzur içerisinde yaşamak mecburiyetindeyim. Çocuklarım için, kendim için. Çünkü kıymetli dostlar, çok açık ve net bir şey söyleyeyim. Eskiden ben de gençtim ama artık ben de genç değilim. İhtiyarlar sınıfına katıldığım için sarımı çıkardığım zaman altta ne gözüküyor? Kel bir kafa gözüküyor. Yani bu da zaten ömrün çoğunun gittiğini gösteriyor. Bundan dolayıdır ki sahip olduğum tecrübeye göre söylüyorum. Sahip olduğum tecrübede ki huzursuz olan aileler, dağılmış olan yuvalar veya dağılmakta olan yuvalarda genelde insanlar çare bulamayınca hocalara giderler. İlgi duyduğu, saygı duyduğu hocalara giderler. Dua isterler, çözüm ararlar vesaire veya haklarını sorarlar. Ben hep şunu gördüm. Kızarak, sinirlenerek eşine bağırıp çağırıp dövüp de evinden kovan insanlar pişman olmuşlardır. En kötü şartlarda yine pişman olmuşlardır. Sadece tek taraf pişman olmuyor, hepsi pişman oluyor. Peki, yani insan bir kere yutacak, sabredecek, durumu idare edecek, huzurlu yaşayacak, huzuru yakalayacak. Bir kere sabretmeyecek, kovacak, dövecek, sövecek, şöylesin diyecek, boşamayla ilgili çirkin cümleler kullanacak. Ondan sonra eyvah, dört mezhebe göre bunun çaresi kalmadı, ne olacak? Dört mezhebe göre çaresi kalmadı, bir araya gelmek de istiyoruz, çocuk da var veya çocuklar da var. Nikah olmayınca bu haram olacak, zina olacak, iki cami arasında beynamaz, ne yapacağını şaşırmış. لَا اِلَٰهَا اُلَى وَلَا اِلَٰهَا اُلَى مُذَبْذَب۪ينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ Devam etsek mi, etmesek mi diye kara kara düşünüyorlar. Devam etmesek biz buna dayanamayacağız, devam etsek zina olacak. Ne olacak peki bu iş? Bütün bunlar nereden kaynaklanıyor? Kardeşim, idare edeceksin. Unutma ki sen de idare ediliyorsun.
sen de idare ediliyorsun. Biz bizeyiz şimdi. Kendi kendimize düşündüğümüz zaman hırçınlıklarımızı, bazen bir pireden sebep yorgan yaktıklarımızı, bağırmamızı, çağırmamızı hesap ettiğimiz zaman gerçekten biz derdi zor çekilen birileri olabiliyoruz. Derdi zor çekilen bir insanın derdini en çok eşi çeker. Çünkü hayatının yarısını onunla paylaşıyor. Diğer insanlarla günde, haftada, ayda, senede birkaç defa buluşabiliyorsun. Ama eşinle her gün buluşuyorsun, hayatını onunla paylaşıyorsun. Bundan dolayıdır ki kıymetli dostlar, yutmasını bilmeliyiz. Yutmasını bilmeyen yemek yiyemez. Yutmasını bilmeyen yemek yiyemez. Yemek yiyemeyince de ne olur? Efendim, hayatı felç olur. Bundan dolayıdır ki eşimizle huzursuzluk noktasında karşılaştığımız problemlerde yutmasını bilmeliyiz. Bağırmak, çağırmak, kovmak, efendim boşsun demek çözüm müdür? Bunların hiçbirisi çözüm değildir. Hiçbirisi bizim daha arzu ettiğimiz güzelliği yakalamamıza vesile değildir. Biraz önce ne dedim? Kızan, bağıran, döven, kovan, yuvayı dağıtan herkes eninde sonunda pişman olmuştur. Dahasını söyleyeyim size. Yaşadığım macerayı söylüyorum. Elbette bizim insanımız, Müslüman insanımız namus konusunda çok hassastır. Yani her şeyden fedakarlık yapar ama namus konusundan fedakarlık yapmaz. Yıllarca önce bir delikanlı gelmişti bana. Eşinin başkasıyla irtibata geçtiğini, dolayısıyla kendisini aldattığını söyledi bana. Nereden, nasıl tespit ettin, şüphe mi kesin mi dedim. Mesajlarla, WhatsApp görüşmeleriyle işi tespit ettim. Arkasından takip ettim ve gerçekten namusumu kirlettiğini tespit ettim dedi. Ben şimdi ne yapmalıyım dedi. Şimdi kıymetli dostlar, bir insan gerçekten namusunun kirletildiğini öğrendikten sonra bunu ne yapacağım demesi olur mu? Namusunu kirletmiş, evine başkasını almış ve eteğini kirletmiş olan evli bir kadının kocası ben şimdi ne yapayım diye sorar mı? Soruyor işte. Niye soruyor peki? Ortada çocuk var. O hanımını babasının evine gönderdiği zaman ne diyecek, ne diyerek gönderecek? Namusunun kirletildiği ve çirkin manzarayı herkes bilmiş olacak. Peki çocuklar ne olacak? Daha sonra kendisi evlenebilecek mi? Kısacası tamamen bir karartı başlıyor. Ne olacağı belli olmayan bir hayat başlıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi birisi, dedi ki ya Resulallah, ben eşime güvenmiyorum. Kendisine el uzatan herkesin elini tutuyor. Yani namusunu kirlettiğini düşünüyorum dedi adam. Efendimiz dedi ki o zaman boşa onu dedi. Adam dedi ki ya Resulallah ama ben seviyorum onu. O zaman demek ki idare edebiliyorsun. O zaman devam edebilirsin dedi. Şimdi kıymetli dostlar, bir kadın kocasını, bir erkek hanımını aldatmasıyla nikah düşmez. Ama erkeğin eşini boşama, dini açıdan boşama sebeplerinden birisi midir? Elbette boşama sebeplerinden birisidir. Ama ben size ne söylüyorum? Eşinin namusunu kirlettiğini tespit ettiği halde hala biz devam edebilir miyiz diye fetva soran, fetva arayan genç kardeşlerimizle karşılaştım. Bu yuvanın dağılmasının çok zor olduğunu anlatmak için söylüyorum. Bundan dolayıdır ki kıymetli dostlar, yuvalarımızda karşı karşıya kalacağımız, eşlerimizle, çocuklarımızla karşı karşıya kalacağımız problemlerde önce yutmasını bilmeliyiz. Bağırmakla, çağırmakla, feryat etmekle, sövmekle, dövmekle, hele hele hani boş kelimesi var ya, bu kelimeyi kullanmakla hiçbir neticeye, bizi rahatlatan bir neticeye varamayız.
Sadece öfkelendiğimiz zaman kendimizi deşarj etmek için şöylesin diyoruz. Fakat iş bittikten sonra ne oluyor? Eyvah, şimdi ne yaptım deyip nedamet duymaya başlıyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, kadınların dilinde sıkıntı olabilir, değerlendirilmesinde sıkıntı olabilir. Siz bunun karşısında, kadınların dilinden meydana gelecek sataşmaları karşısında size düşen bunu yutmaktır. Ben bunu düzelteyim, ıslah edeyim dersen bunu beceremezsin, başaramazsın. Bu şekilde kabul edeceksin, bu şekilde bağrına basacaksın, onu kızdırıp da üzerine saldırmayacaksın, diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Hadis-i şerifin baş tarafında, kadınlarla ilgili iyi şeyleri size tavsiye ediyorum dediği halde, hadis-i şerifin sonunda da bu cümleyi bir daha tekrarladı. Kadınlarla ilgili size güzel şeyleri tavsiye ediyorum, iyi şeyleri tavsiye ediyorum demiştir. Kıymetli dostlar, bu konuda meşhur bir hadis-i şerifte Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bir özel, gerçekten her birimizin böyle altın gibi ibretlik olarak alacağımız bir nasihatte bulunuyor. Bu her zaman lazımdır, herkese lazımdır. Ne diyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz? لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً Hiçbir mü'min, erkek, mü'mine bir hanımdan, yani bir Müslüman, Müslüman hanımından sakın nefret etmesin. Nefret ettim, gözümden seni çıkardım, gönlümden seni çıkardım demesin diyor. اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا Diyelim ki, senin ona nefret etmeni gerektirecek bir yanlış yapmıştır. Senin ona nefret etmeni gerektirecek bir yanlış yapmışsa, ortada bir yanlış var. Ama رَضِيَ مِنْهَا آخَرٍ Bir tane eksik var ama öbür taraftan sofranı hazırlıyor, yatağını hazırlıyor, çamaşırını yıkıyor, çocuğunu yetiştiriyor, karnını doyuruyor, altını temizliyor. Yani bir yerde bir eksik var ama öbür tarafta da bir sürü neler vardır? Güzellikler vardır. İnsan ne yapıyor? Bu kadının iyi tarafları, aileye sağladığı, çocuğuna sağladığı, kendisine sağladığı, yuvaya sağladığı artıları göreceksin. Ortada bir tane eksi var, iki tane eksi var ama dört tane, beş tane artı vardır. Onun için evvela bir erkek eşine nefret kalbinde oluşturmamalı. Çünkü o nefret kalpte yerleşirse mimiklere yansıyor. Mimiklere yansıyınca karşı iki taraf bunu fark ediyor. Beyim bana değer vermiyor diyor, beni adam yerine koymuyor diyor. Biz eşimizi adam yerine koymazsak, değer vermezsek biz de onun gözünde düşeriz. Biz de değersiz hale geliriz. Eşimiz de bize, benim beyim de çok değerli bir insan değildir, bulunmaz bir Hint kumaşı değildir der. Arkadaş arkadaşa aynı şey geçerlidir. Bir arkadaş bir arkadaşa değer veriyorsa o arkadaş onu unutmaz. Farklı bir arkadaş kabul eder onu. Evet. Peki Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazreti Muaviye el-Kuşeyri radıyallahu anh diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle bir soru sordum diyor. Dedim ki ya Resulallah مَا حَقُّ زَوْجَةِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ Bizden birimizin, eşinin, hanımının, kocası üzerindeki hakkı nedir? Biz eşimize davranırken hangi hassasiyetlere bakmamız lazım, nelere dikkat etmemiz lazım? Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, تُطْعِمُهَا اِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ Sen kendi yemek ihtiyacını nasıl görüyorsan, onun da yemek ihtiyacını öyle göreceksin. Bazı kardeşlerimiz meşhur lokantalarda, dönerlerde, köftelerde, kebaplarda efendim fotoğraflarını çekerler, eşine gönderirler. Eşi çorbaya talim ediyor, kendisi kebaplara talim ediyor. Böyle bir hayat anlayışı, kardeşim haydi kebap yedin de bunun fotoğrafını çekip de niye aileyle paylaşıyorsun? Eğer bunu yapıyorsan
aynı kebaba eşini de götürmen lazım. Veya aynı kebaptan eşine de götürmen lazım. Sen farklı farklı kalitelerde, sofralarda yediğin yemeği yerken benim bir eşim vardır, onun da benim yediğim gibi yeme hakkı vardır diye düşünmen gerekmez mi? Adalet burada değil midir? Bir tersine bir örnek vereyim, soru sorayım size. Mesela eşimiz iki tane, üç tane arkadaşını evine çağırsa, gerçekten onlara mükeyyef bir ziyafet hazırlasa, bunun da fotoğraflarını çekse, akşam bizim de karnımız aç, eve geldik, yemek istesek, bize bir çorba verse, bir de pilav verse, buyurun, afiyet olsun dese, biz de fotoğrafta gündüz çağırdığı iki tane, üç tane arkadaşına yaptığı mükeyyef ziyafetini, fotoğraflarını görsek, helal olsun hanım sana mı deriz, bunlara var da bana yok mu deriz. Doğru mu? O bize böyle davrandığı zaman biz bunu hoş karşılamıyorsak, biz de efendim farklı bir tavır ve davranış içerisine girmemeliyiz. Yani yediğimiz gibi onu da yedirmeliyiz. Kardeşim, olabilir. Arkadaşlarınla farklı bir ortama gitmiş olabilirsin. Bunun fotoğraflarını çekip de eşine niye gönderiyorsun ki? Niye kışkırtıyorsun yani? Ben buyum. Sen busun, başkalarına karşı busun, bana karşı bu değilsin derse burada sıkıntı olur mu? Empati yapmak lazım. Kendimizi onların yerine koymak lazım. İkincisi elbise meselesi. Elbise meselesinde efendim iki ayda bir ayakkabı değişirsen, senede üç takım elbise yaparsan, durmadan gömleklerin değişir, ceketlerin değişir, dübben değişir ise, bunu geldiğin zaman eve geliyorsun, eşin bunu görüyor. Ayakkabına gösterdiğin itinayı görüyor, elbisene gösterdiğin itinayı görüyor. Kısacası elbise noktasındaki hassasiyetini görüyor. Sana var da bana yok mu sorusu haklı bir soru değil midir? Elbette o da haklı bir sorudur. Bu bakımdan kadının yemek ihtiyacını ve elbise ihtiyacını görmek erkeğin görevidir diyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ Sakın kadına kızıp dövme. Kızdın elinden bir şey çıktı. Sakın ha kadının yüzüne vurma diyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Bir insanın mecmu'ul mahasini yani güzelliklerin toplandığı yer yüzdür. Hayvana bile yüzüne vurulmaz. İnsanın yüzüne vurulmaz. Eşinin yüzüne hiç vurulmaz. وَلَا تُقَبِّحْ Diyor ki Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, eşine sen şöylesin, orayı beceremedin, bu işi beceremedin diye onun yaptığı şeylerin kalitesizliğiyle kendisini sakın tenkit etme. Çünkü bu sana hiçbir şey kazandırmaz, sana yol, su, elektrik olarak dönmez. Şöyle bir anımı anlatayım. Bir zamanlar burada pazar sohbetlerinde ve cuma sohbetlerinde aile hayatında muhtaç olduğumuz iyilikler ve güzelliklerle ilgili uzun derslerim olmuştu. Bir tanesinde demiştim ki, o zaman gülün tanesi 1 liraydı. Evinize giderken bir gül alsanız, eşinize deseniz ki sen çok değerlisin, sen gülden de, güllerden de daha değerlisin ama gelirken ben sana sevgi sembolü olsun diye bir gül getirdim deyin. Bakın 1 lira, o akşam size yol, su, elektrik olarak dönecektir. Bütün artılarıyla beraber dönecektir. Dedim. Aradan takriben bir 15-20 gün geçmişti. Kürşe'ye şöyle bir yazı geldi. Diyor ki yazıda, hocam sizin tavsiyenize uyarak eve giderken gül götürdüm. 1 liraya gül aldım, götürdüm. Hanım, hayatımda senden böyle bir şey görmedim dedi. Gerçekten anlattığın gibi yol, su, elektrik olarak bana döndü. Şimdi aradan 20 gün geçti. Şimdi ne götürmemi tavsiye edersin dedi. Bakın 1 lira 20 gün idare etmiş, görüyor musunuz? 1 lira 20 gün idare etmiş. Burada mesele götürdüğün gülün kalitesi değildir. Sevgini anlatıyorsun ya, sevdiğini, ilgini anlatıyorsun ya, inan ki bir gün sonra geleceğin zaman hangi çorbayı severdi,
hangi yemeği daha çok severdi? Her şey değişecek. Yol, su, elektrik olarak sana yansıyacak. O bir gülün ona bir faydası olacak, sana 10 faydası olacak. Aslında gülü sen ona götürmedin, gülü sen kendine getirdin demektir. Olay bu. Bu iyilik tarafı, artı tarafı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, sakın senin boyun şöyledir, rengin de şöyledir, ağzın kokuyor, şişmansın. Yani kadını kötülemek için sebep aramayacaksın. Kardeşim, bu sana yol, su, elektrik olarak değil, lastiğin patlaması olarak yansıyacaktır sana. Efendim, boruların patlaması olarak yansıyacaktır. Açacaksın vanayı, vanada su yok. Patladı çünkü, patladı. Kim patlattı? Sen patlattı. Sen patlattı. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, وَلَا تُقَبِّحْ Çirkinliklerini saymaya kalkma. Kalkıp o da sana derse ki, senin de ağzın kokuyor, sen de adam değilsin desen ne olacak? Kavga başlayacak. Mahkemede durak, son durak mahkeme olacak. Yani bunun ne ona faydası var, ne de sana faydası var. وَلَا تَهْجُرْ اِلَّا فِي الْبَيْتِ Sakın, diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, eşini terk etme diyor. Yani ben kızdım hanıma, eve gitmiyorum. Öyle bir hakkın yoktur. Hanıma kızdım, eve gitmiyorum, hakkın yoktur. Odasını terk edebilirsin. Ama evi terk edemezsin. Eğer bu senin taht-ı nikahındaysa, senin ona karşı sorumluluğun var. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, aranızda problem olabilir. Bu dünyadır, cennet değildir. Problemsiz hanım istiyorum diyen cennetteki hurileri alması lazım. Dünyada bunlardan olmadığına göre, dünyada hanımın varsa problemi var. Hanımının dünyada beyi varsa onun da problemi var. Karşılıklı iki tarafta da problem var. Kıymetli dostlar, aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu tavsiyeleri kafamıza, kalbimize güzelce yazmamız lazım. Camide dinlediğimiz gibi evimizde uygulamamız lazımdır. Evimizde uygulamadığımız zaman neyi yakalamış oluyoruz? Huzuru, mutluluğu yakalamış oluyoruz. Yakaladığımız huzur ve mutluluğun bizim ömrümüze bereketi olur. Doğru mu? Bakıyorsun ki adam genç yaşta saçları, sakalları bembeyaz oldu. Ne diyorsunuz? Kardeşim, bu yaşta seni ihtiyarlatan stres nedir? Evdeki hanım. Hanım değil, hanımla kavga. O kavga seni strese sevk eder. Seni strese sevk edince İki tane zararım var, bak sana söyleyeyim. İki tane zararım var. Bir, hanım da strese gidiyor. Midesine vuracak, tamirini sen yapacaksın. Bağırsaklarına vuracak, tamirini sen yapacaksın. Efendim, sinir sistemine psikoloğa götüreceksin. Değil mi? Haplar kullanmaya başlayacak, eskisi gibi verimli olmayacak sana karşı. Bu var. İkincisi, senin saçların kısa zamanda beyazlayacak. Dökülmeye başlayacak. Sen de strese gireceksin, sen de doktor yolunda tamire başlayacaksın. Erkenden tamire başlayacaksın. Hep çoğunuz bilirsiniz. Adam 80 yaşına gelmiş, ağzında ana dişleri duruyor. 90 yaşına gelmiş, başım hiç ağrımamış diyen adamlarla karşılaşmışsınızdır, değil mi? Ah kardeşim be, daha 40 yaşına gelmeden dişlerin dökülmüş. Saçların dökülmüş. Ne bu halin senin? Ne bu stres? Dolayısıyla aile içerisinde meydana gelen sıkıntı tek taraflı tabanca gibi değildir. Çektim mermiyi, vurdum karşı tarafı, yere düşürdüm. Öyle değil. İki taraflı mermidir. İki tarafa sallamış oluyorsun. Bir kendine sallıyorsun, bir de eşine sallıyorsun. Çocuklar varsa onlar da nasibini alıyorlar. Yüce Rabbim Celle Celaluhu, her birimizi mutlu ve huzurlu bir yuvaya sahip olan ayık kullarından eylesin. Hakkını bilen, sadece hakkını değil, haddini de bilen, prensipli insanlardan olmayı Rabbim her birimize nasip eylesin. Amin. Kıymetli dostlar, Rabbim her birinizin maddi manevi sıkıntılarını izale eylesin. Amin. Yuvalarımıza huzur versin, amin. Bereket versin, kazançlarımıza bereket versin. Amin. Rabbim iş yerlerimize, işlerimize huzur versin, amin. Ülkemize birlik ve beraberlik ihsan eylesin. Kur'an hizmetlerinin ve manevi hizmetlerinin yürütülmesinde her zaman takdir ettiğim cemaatimizsiniz.
Cenab-ı Hak sayenizi meşgul eylesin, sıkıntılarınızı izale eylesin, helal, bol, bereketli kazançlarla merzuk eylesin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu, Kur'an'a hizmet ettiğiniz gibi Ruz-u Mahşer'de sizi de Kur'an'a şefaat, Kur'an'ı size şefaat eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.